Rüzgar mutantı. Hadi çocuklar, sörf rüzgarları yan dünyasında yılda sadece bir gün eser ve o gün bugün. Rüzgarın orada sörf rüzgarları da harika olacak. Ben hiç rüzgar sörfü yapmadım ama eminim en harika rüzgar sörfçüsü benimdir. Aa, sörf rüzgarları. Gemiyle harika hareketler mi yapacaksınız yoksa? Evet. Bu kulağa çok eğlenceli geliyor. Kesinlikle. Evet, ne harika bir fikir. Yapamayacak olmanız çok... Evet, çok... Ne? Neden? Sörf rüzgarlarını rüzgar mutantı üfler. Rahatsız edildiğinde çok sevimsiz olur. En mutlu köpek yavruları bile banyo zamanında huysuzlaşır. Rüzgar mutantı asla banyo yapmamalı. Anladım. Merak etmeyin ustalar. Gemimize çok dikkat edeceğiz. Yani bizim gemimize dikkat edeceksiniz. Doğru. Sizin geminize dikkat... Ne? Rüzgar'ın lordunu bize verdiğinizi sanıyorduk. Ha, evet doğru. Yanlış. Rüzgar'ın lordu bizim ve sizin işiniz de onu güvende tutmak ve temiz. Aslında bir sonraki göreviniz onu yıkamak. Gemi yıkamak bizi nasıl daha iyi savaşçı yapacak ki? O size eski bir savaş sanatı uygulaması olan gemi yıkamayı öğretecek. Biz uyumaya gidiyoruz. Yıkamanın keyfini çıkarın. Ha? Ama gemiyi çizmeyin. Olamaz. Tamam, güverteyi, cilayı sürdüm. Sonraki adım ne? Cilayı silip çıkartma. Bu mantıklı değil. Baskı hatası olmalı. Şu anda çok sıkılmış durumdayım. Ziya, ustalar bize bitirmemiz için bir görev verdi ve biz... Tamam, ben de çok sıkıldım. Baksana, sörf rüzgarları. O kadar eğlenceli görünmüyorlar. Bu gerçekten çok eğlenceli. Yuhuu! Tamam, o rüzgarlara gidiyoruz. Evet, ustalar uyanmadan önce dönersek bir sorun olmaz. Pai, hadi geminin baş kısmından bakalım. Cilayı silmedin mi? Sanırım baskı hatası değilmiş. Herkes iyi mi? Ben iyiyim. Pai, iyi misin? Tabii, gayet iyiyim. Bir sörf ustaları bunu hep yaparız. Buna bayılırız. Ne yolculuktu ama. Biz neye çarptık? Bana! Ben rüzgar mutantıyım. Size çarptığımız için çok özür dileriz mutant bey efendim. Basit bir özür yeterli değil. Siz köri kokuyorsunuz ve bozuk peynir ve ıslak köpek. Vay, çok hassas bir burnunuz olmalı çünkü 5 gün önce yediğim körünün kokusunu alıyorsunuz. Ve ben peyniri bir hafta önce yedim. Peki ya ıslak köpek? Birkaç gece uykumda yürüyordum. Ve rüyamda dev bir lollipopu yalıyordum. Ama aslında o bir köpekmiş. Affedersiniz, tüy yumağı. İğrenç. Siz ikiniz benimle geleceksiniz. iksir alamayacaksın. Oh, iyi fikir. Sakın gizemli objelerimize dokunayım deme. Yani bunlara mı? Gizli ha? Merak etmeyin, onları sizin için saklayacağım. Aferin sana Ziya. Neden kötü adama bizimle ilgili her şeyi anlatmıyorsun? Rüzgar Mutanti Bey, bizi yemeyeceksiniz değil mi? Harika. Şimdi sen ona fikir veriyorsun. Yemek mi? Komik olma. Ben kimseyi yemem. Ama annem yer. Evet, bu akşam sizi ona vereceğim. Yani en azından Pai güvendi. Bu dondurma çok güzel. Ne? Rüzgar mutantı. O April ve Ziya'yı aldı. Kahramanınız şimdi sizi kurtaracak. Sakin olun. Şöyle düşünün. Sevgi dolu, güzel bir kadın için lezzetli bir yemek olacaksınız. Biliyorum, çok güzel değil mi? Kendine çok iyi baktığından eminim ama yöntemini söylemez. Buradan çıkmamız gerek. Hadi canım. Ama önce gizemli objeleri almalıyız. Beni takip et, tamam mı? Hey! Rüzgar mutantı, şuna bak. Oo, daha çok. Evet, doğaçlama dans gösterilerini severim. Hadi Ziya, dans et. Ne? Hayatta olmaz. Ben dans edemem. Hadi et, bir planım var. Anladım. İyi dansçı ve kötü dansçı oyunu. Bu çok eğlenceli. Yani yenilmeden önce bir de dalga geçiliyorum. Harika. Gerçekten harika. April! Ziya! Vay, bu kadar bağırmak karnımı acıktırdı. Yiyecek! Soğan mı? Bunu yiyemem. Bu çok kötü. Olamaz. Unut gitsin. Olmaz. Düşünmem lazım. Bir sonraki hamlem ne? Bunlar da ne böyle? Çürük yumurta gibi kokuyor. Olamaz. Çok pis kokuyorum ve April'la Ziya'yı nasıl bulacağımı hala bilmiyorum. Dans etmeye devam. Bu Rüzgar Mutantı'nın sesiydi. Rüzgar'ın koruyucusu dönüş. Dans! Dans edecek daha fazla yerimiz olursa ben daha iyi görünürüm. Ve Ziya daha şaşkın görünür. Evet. Ne? Hey! Tamam. Siz iki ufaklık nasılsa bana zarar veremezsiniz. Teşekkür ederim. Onu güldürmeye devam et. Ben de sandığa gideyim. Bu çok aşağılayıcı. Yakala! Savaşçı ejderha dönüş! Savaşçı panter dönüş! Ne? Anladım. Bunların hepsi bir numaraydı. Bu üzücü. Ve şimdi benim küçük malzemelerim, eti yumuşatma vakti. Hayır, yapamaz. Ne? Onları istiyorsan ilk önce beni geçmen gerekiyor. Bu koku da ne? Bu iğrenç, mide bulandırıcı koku. Git. Pai, unuttun mu? Rüzgar mutantının süper hassas bir burnu var. Sen neden bahsediyorsun? Tabii ki unutmadım. Evet, başından beri planım buydu. Tada! Hayır, lütfen o pis. Hadi git. Lütfen. Hadi ama. Bence güzel kokuyorum. Ayaklarımı bir kokla. Artık yeter. Hemen bizi eve götürürsen pis kokuyu durdururuz. Her şeyi yaparım, lütfen artık yeter. Sen duş aldıktan sonra alınma lütfen. Hey, siz eğlenceli görünüyorsunuz. Belki tekrar takılırız ha. Bizi pişirip annene vermeyi denemeyeceksin ama. Söz veremem. Sonra görüşürüz. Evet, sizi kurtardım. Fena değildi ha? Kendini beğenmişlik yapma yeter. Çok geç. 5 dakika önce beğendim bile. Ben harikayım. İnanamıyorum. Rüzgar'ın lordu tertemiz görünüyor. Aferin size. Hiç önemli değil. Çok eğlenceliydi. Muhteşem. Sonra da meskeni temizlersiniz o zaman. Peki, yapışkan bir deniz mutantı tarafından yenilmekten iyidir. Hayır değil. Ödünç alınmış eldiven. Koruyucular, yeni bir eğitime başlama zamanınız geldi. Yeni eğitim. Fazla heyecanlanma. Muhtemelen nakış ya da çamaşır yıkamadır. Çamaşır yıkama değil ama bu önümüzdeki hafta için iyi bir fikir. Bunu yaz. Önümüzdeki hafta çamaşır, kirli, pis çamaşır. Affedersiniz çocuklar. Bugünkü yeni Mandojitsu eğitiminiz şu olacak. Okçuluk. Güzel. Okçu mu bulacağız? Hayır, bence ok atacağız. O daha iyi. Bir yay lütfen. Bunda çok iyi olacağım. O kadar çabuk değil. En başından başlayacağız. Bizi izleyin. Kendi yayınızı kendiniz yapacaksınız. Ne? Kendi yayımızı mı yapacağız? Nasıl? Önce bir dal seçin. Güçlü ama esnek olmalı. Aha! Güçlü, esnek. Belki biraz fazla esnek. Şimdi yayınıza ip takmalısınız. Usta Hav. Anladım. O böyle yapılır Ziya. Böyle mi yapılır yani? Ne yapacağımı söylememiştim. Şimdi oklarımızı atabilir miyiz? Hayır. Önce hedefinizle bir olmalısınız. Hedefle bir olmak. Nasıl? Hedefinizi inceleyin, onu tanıyın. Onu tanı. Durun. Keskin uçlarla atmaya hazır değilsiniz. Bu çok daha güvenli. Uyku vakti. İyi fikir. Siz çalışın. Önce ben. Güzel. Bunu geçin. Zevkle. Kemirgenler işte böyle yapar. Başardım. Aferin. Fena değil. Ama şuna bakın. Sanırım daha uzaktaki hedeflere alışım. Basit bir ayar gerek. Ucundaki şey dikkatimi dağıtıyor olmalı. Sanırım okçuluk Ziya'ya göre değil. Örgüde daha iyiydi. Çok daha iyi. Çalışma nasıl gidiyor? İyi aslında. Evet, gayet iyiyiz. Şey dışında... Hiçbir şey dışında. Hepimiz gayet iyiyiz. Harika, şahane. Harika. Bu durumda yarın bir okçuluk yarışması olacak. Yarışma mı? Evet, kazanan bir üst Mandojitsu seviyesine çıkacak. Ama kaybeden bir alt Mandojitsu seviyesine düşecek. Çok kötü. Yani çalışmaya devam. Sanırım benim daha fazla çalışmama gerek yok. Ben hazırım. Hadi görüşürüz. Ha? Ok atmada neden bu kadar kötüyüm? Yardıma ihtiyacım var. Negu Kuzey'in eldivenini taktığı zamanlarda harika bir okçuydu. Acaba eldiveni ödünç alsam nasıl olur? Sadece yarın için. Mandojitsu'nun bir üst seviyesine çıkmak çok iyi olacak. Evet, kesinlikle. Sabırsızlıkla bekliyorum. Sen değil, ben. Sen mi? Ama sen okçulukta korkunçsun. Alınma ama gerçekten kötüsün. Ama artık değilim. Hey, ejderha bilekliğini neden örttün? Neden mi? Aslında bilekliğimin güneşi gözüme yansıttığını fark ettim. O yüzden hedefi vuramıyormuşum. O zaman yarışma sırasında bilekliğini çıkart. Olmaz. Onu çıkaramam. Her an dönüşmeye hazır olmam gerek. Yarışma vakti. Jüri biziz. Koruyucular başlayın. Tam 12'den. Sadece birer 12'den mi? Sıkıcı. Bir kere de 3 taneye ne dersin? Ne? Bunu nasıl yaptın? Yani gözüme güneş girmediğinde birçok şey yapabiliyorum. Bu hiç mantıklı değil. Dün korkunçtun, bugünse olağanüstüsün. Bu kadar kısa sürede nasıl bu kadar iyi olabilirsin? Tamam May, en son sıkıcı casus raporun için hazırım. Efendim, kusura bakmayın ama ne anlamı var? Hiç yararlı bir şey öğrenemedim. Koruyucuları izlemekten sıkıldım artık. Sıkılman umurumda bile değil. Aç şunu. Evet efendim. Bir gecede en kötüden en iyiye nasıl geçersin? Nasıl? Bu haksızlık. Kemirgen neye bu kadar çok sinirlendi? Hey, sakin ol. Hızlı öğreniyorum işte. Dur biraz. Ziya'nın sağ kolunu yaklaştır. En kötüden en iyiye. O eldiven. Ziya Kuzey'in eldivenini takıyor. Benim eldivenimi takıyor. Ziya dünyanın en iyi okçusu olduğunu düşünüyor. En iyi kimmiş göreceğiz. Bana hemen okçumu çağır. Hemen efendim. Evet, işte bundan bahsediyorum. Şuna bakın. Galiba kim bir alt seviyeye geçecek diye senle ben yarışacağız. Bu büyük haksızlık. Vay! Bunu kim attı? Tahminimce o. Ha? Bu Negu'dan. Benim şampiyonum kazanırsa Ziya'nın taktığı eldiveni alırım. Sizin şampiyonunuz kazanırsa mutantım geri çekilecek ve eldiveni geri alma teşebbüsünde bulunmayacağım. Bir süreliğine. Ne eldiveni? Ziya bir eldiven takmıyor. Aslında takıyorum. Kuzey'in eldiveni. Bunu ödünç aldım. Yani bu şekilde bu kadar hızlı ve iyi oldun. Ziya, beni hayal kırıklığına uğrattın. Peki şampiyonumuz kim olacak? Sen mi, ben mi? Bence ben. Sen değil. O. Ben mi? Yani eldivensiz mi? Hiç sanmıyorum. Ziya, sen muhteşem bir koruyucu ve büyük bir savaşçısın. Bunu yapabilirsin. Sadece ustaların dersini hatırla. Bilmiyorum. Sana inanıyoruz. İnanıyor muyuz? Yani inanıyoruz. Hedefi tanı. Okun kendisi ol. Hadi Ziya. Tüm hedefleri tanı. Okların ta kendisi ol. Evet. Harika. Vay canına. Eldiveni aldı. Bahar'ın koruyucusu dönüş. Güneşin koruyucusu dönüş. Rüzgar'ın koruyucusu dönüş. Ziya, eldiveni nişan al. Denerim. Şimdi ayağına nişan al. Tamam. Çek. Sonra Nego'nun okçusunu yenmek için Ziya 3 hedefi birden vurdu. O harikaydı. Ama Ziya, onu nasıl yaptın? Bize verdiğiniz dersi kullandım. Hedefini tanı, okun kendisi ol. Gerçekten mi? Bunun işe yaradığına inanamıyorum. Aferin size koruyucular. Bu önümüzdeki haftanın eğitimi için harika olacak. Tamamdır. Ne eğitimiydi o? Çamaşır yıkama. Kirli pis çamaşırlar.